bu dava şike davası olmadığı için, ya Türkiye'de ihtilal yapılıyor, daha farkında değil bunlar ya. İhtilal mi yapılıyor? İhtilal tabii, sivil ihtilal yapılıyordu ya. Daha hiçbiriniz uyanmadınız, anlamıyorsunuz galiba ya. 50 bin kişiyle Türkiye'de sivil ihtilal yapılıyordu. Bu kadar. Niye kaçıyorlar? Suçu olmayan adamlar niye kaçıyorlar abi? Suçsuzsan gelirsin çıkarsın mahkemeye. Ceza da yersen, hapiste yatarsan suçsuz olduğunu her gün bağırırsın. Söylersin. Bir gün adalet evini bulur. Ama kaçıyorlar hepsi. Niye? Suçlular çünkü. Kırmızı bültenle aranıyorlar. Ben ceza yemiştim. 6 sene, 3 ay, 2 sene, 2,5 sene hapis yatacaktım. Özel uçakla geldim. Görevde peki olan. Neden Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe abi. Peki? Neden Aziz Yıldırım ya ve mesela Fenerbahçe? Aziz Yıldırım değil diyorum. Sana Türkiye'de ihtilal oluyor. Belki sana da sıra gelecekti ya. Seni de alacaklardı belki. Sen ben çok röportaj yaptım ya. Orada sizde. Ya askeri darbe olduğu zaman ne olursa sivil darbede de o olacaktı kardeşim ya. Toplayacaklardı. Belki de sen de içine gidecektin. Sen de gidecektin. Bir tane ülkeyi ele geçirmek için organize olan bir grubun siyasi darbe, yani sivil darbe yapmak isteyen insanların yaptığı operasyondur bu. Artık bunu herkes anlatsın ve görsün. Türkiye'de ihtilal oluyordu. İhtilal böyle. Bak ben söylüyorum. İşte yani şey yapsın yani. Evraklar, dokümanlar, savcılarda, emniyetlerde her şey var. Herkes açsın okusun yani. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her gün bunu söylev olarak söylüyor. Boşuna mı söylüyor? Ve ben inanıyorum ki ondan başka da kimse mücadele etmiyor bu Türkiye'de. Herkes menfaatleri doğrusunda çekilmiş kenara, tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorlar. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kavgasını yapıyor. Bu da böyle bilinir. Çıkarsın bu kayıtları, bak bakayım o şey, bunu yapan 2011'de bunu, adam benim yüzüme söyledi. Şampiyon olmasaydınız ben bu işi, Mehmet Berk söyledi ya. Daha ne anlatalım yani ya? Savcı. Şampiyon olmasaydınız bu operasyon olmayacaktı. Şampiyon olmasaydınız biz bunu açmayacak, yapmayacaktık dedi ya.